Merhaba arkadaşlar, iyi çalışmalar herkese. Ben Murat Yüceda. HTML ASP videolarımızın 10. yemek tarifi sitemizin 4. dersini gerçekleştireceğiz. Tarihler 14 Ağustos 2017. Şimdi geçen derste master page'imizi oluşturmuş ve içerisine bir de işte deneme test sayfası isminde bir veri göndermiştik. Şu halde şu anda site. Şimdi menüleri oluşturalım bu derste. Menüleri oluşturalım ve bu menülere ait sayfaları da bu derste oluşturup ondan sonra bir sonraki derste kategorileri veri tabanından çekeceğim için hemen geçmek istemedim. Bir sonraki derste geçeceğim. Bu derste menülerimizi ve o menülere bağlı olan sayfalarımızı oluşturalım. Şimdi bu kullanıcı master sayfasında deneme test sayfası yazsın neyse şimdilik bir zararı yok. Kullanıcı master'a geri döndüm. Şimdi kullanıcı master'da arkadaşlar ben burada bir tane menü oluşturacağım. Şeyden hatırlarsınız ilk yaptığımız örnekten hatırlarsınız ilk sadece okunur sitemiz vardı ya. Oradaki örneğe göre bir tane menü oluşturacağım. Bu menüde araç şeyde tablo olarak insert table 1'e 5. Yani bir satır 5 sütundan olsun. Bu satırda neler olacaksa bir tane ana sayfa kısmı ekleyelim, tamam mı? Ondan sonra bunun CSS'ini de oluşturacağım ilerleyen kısımlarda. Ana sayfa kısmı ekleyeceğim. Sonra ondan sonra ne olsun? Hakkımızda olsun, iletişim olsun. Ana sayfa hakkımızda. İletişim günün yemeği ve yemek öner. Aynen bu şekilde 5 tane alan olsun. Okey dedim, bakın 1, 2, 3, 4, 5. Mavi olduğu için şu anda çok gözükmüyor da. Şimdi bir de şöyle bir şey yapacağım ben. Bunların tamamını, şu divlerin tamamını aynı renge dönüştüreceğim ki daha net bir biçimde görünsün. Hepsini şu renge dönüştüreceğim. Şuradaki kategori divinin rengi var ya. Önce bir onun rengine dönüştürelim. Bunun rengi neymiş bir bakalım hemen. Şöyle style'ından background color'ı şuradan ha şu renk. Bu rengi kopyalıyorum. Bu rengi kopyaladım. Şimdi bu rengi diğer alanlara da yapıştıralım şöyle. İşte şu divlerin içerisine yapıştırabiliriz aslında. Şöyle ki şu renkte değil mi? Bir yapıştıralım da. CC, FF, CC. Aynen. Şurada background color'ları CC, bir dakika neymiş? Bir daha yapıştıralım. CC, FF, CC. CC, FF, CC. CC, FF, CC. Şöyle hepsine yapıştıralım. Şunu silelim. Hepsini tek renk yapacağım. Biraz da artık ciddi görmeye başlasın sitemizde. Şöyle dizayna geri geliyorum. Tamam, şimdi hepsi tek renk oldu. Hepsi şu anda tek renk. Şimdi buradan yürüyelim. Burada 5 tane menüm var. Bu şey 5 tane alanım var menü içerisinde. Şimdi bu menü içerisindeki alanlarımızı yazalım. Birincisi ana sayfa olsun. Ana sayfa kısmı. Sonra ikinci kısım günün yemeği olsun. Günün yemeği. Üçüncü kısım yemek öner. Yemek öner. Ya da tarif öner. Tarif bir dakika. Şöyle tarif. Tarif öner. Dördüncü kısım hakkımızda. Ve beşinci kısım iletişim. Şimdi bunları ekledim iletişim diye, tamam mı? Şimdi şu sol taraftan tablonun tamamını seçeceğim şöyle. Sol taraftan tablonun tamamını seçtim. Şurada Justify Center yapalım. Bu şekilde ortalansın burası. Bir de kalın olsun buradaki alanlar. Bu da tamam. Sonra tablonun tamamını yine seçip bunun arka plan rengini beyaz yapsak değişir mi? Bir deneyelim. Background color. Arka planı beyaz yaptım. Yok, tam tersini istiyorum ben. Şöyle. Bir dakika. Divin arka plan rengini beyaz yapalım. Tablonun değil. Buraya ait div nerede? Şurada divi seç. Bunun arka plan rengini bir beyaz yapalım bakalım nasıl olacak. Aa, bu. Bir dakika. Yok. İstediğim formatı yakalayamadım. Benim amacım sadece yazı rengi kalsın. Şöyle yapsam buranın arka plan rengini beyaz yaptığım zaman burada ayrılmış gibi gözüküyor ama menü oluyor. Yok, istemem böyle. Divin arka plan rengi beyaz olduğu zaman nasıl oluyordu? Şöyle hafif gri bir renk olsa. Pardon, bu yazı rengi. İstediğim formatı yakalayamıyorum. O zaman CSS kullansak olur muhtemelen. Neyse. Döneceğim buraya. Şimdi burası bu şekilde. Ana sayfaya geliyorum. Ana sayfada da burası var. Bir çalıştıralım bakalım bu şekilde. Eğer az geldiyse o divin de boyutunu biraz arttıralım ki az geldi burası. Şöyle. Şuradaki divimizin yani menü divinin boyunu biraz daha arttıracağım. Menü divimiz bizim. Şu div. Bunun boyu şu anda kaç? Hemen bakalım. Boyu 20 pikselmiş.
yüksekliği yani. Bunu 30 piksel yapalım. CTRL-S dedim. 30 piksel yapıp şimdi kaydettim bunu. Yeniden çalıştırıyorum sayfamı. Bu şekilde. Tamam. Şimdi daha iyi. Ondan sonra buna kendi içerisinde bir margin verebilir miyiz acaba? Ya da 25 piksel yapsak nasıl olur? 25 piksel yapalım buraya. 30 değil de tam ortada olsun. Şöyle 25 piksel olsun. CTRL-S dedim. Yenileyelim sayfamızı. Tamam oldu. Burası 25 piksel. Bunlara link vereceğim. Henüz vermedim. 25 piksel. Ondan sonra burada yapacağım başka ne kaldı? Bir şey daha kalmıştı. Bir dakika. Menü için CSS oluşturacağım. Ha, ya şu an CSS'imiz olmadığı için aslında biraz şey kalıyor. Zayıf kalıyor ama ilerleyen derslerde muhtemelen bir sonraki derste CSS'imizi oluştururuz burası için de. Ondan sonra devam ederiz. Şimdi diğer sayfalarımızı da oluşturalım buradan. Website kısmından add new item diyorum. Ana sayfa zaten burası. Ondan sonra web form dedim. Select master page. İsmi ne olsun mesela? Gunun yemeği. Gunun yemeği nokta ASPX. Okey dedim. Kullanıcı master'ı kullansın. Tamam dedim. Burası Gunun yemeği oldu. Sonra website kısmından add new item diyorum yine. Yine web form. Bu kez ismi ne olsun mesela? Hakkımızda olsun. Hakkımızda nokta ASPX. Okey dedim buraya da. Burayı da kapatıyorum. Sonra website kısmından add new item diyorum yine. Web form ismi. Şuradan iletişim olarak değiştirelim. İ küçük yazalım. İletişim nokta ASPX. Bu da tamamlandı. Ondan sonra bir de tarif öner. Website kısmından add new item. Tarif öner nokta ASPX. Bunu da kullanıcı master'la bu şekilde kullanmış olduk. Tamam mı? Bunları kullandık. Şimdi kullanıcı master'a geri döndüm. Buradaki alanlarıma birer link vereceğim. Şöyle ki, şimdi ana sayfamı biraz büyüteyim daha net görün. Ana sayfanın yanına geldim. Bir karakter boşluk bıraktım. Küçüktür. A ref yönlendirsin eşittir. Ana sayfa nereye yönlendirsin? Mesela ana sayfa nokta ASPX'e. Sonra bunu burada kapattım. Şu A'yı da ana sayfanın sağına aldım. Yani link vereceğimiz yeri A tagları, A etiketleri arasına ne yapıyoruz? Alıyoruz. Sonra günün yemeğini yapalım. Küçüktür. A href eşittir. Günün yemeği nokta ASPX kapattım. Sonra küçüktür sembolüyle bunu kapattık. Bunu da şöyle kestim buradan. Şuraya yapıştırdım. Bu şekilde oldu. Sonra yine küçüktür. A ref eşittir tarif öner olacak burası da tarif öner nokta ASPX burayı da ona gönderelim Ctrl X dedim şuraya yapıştırdım ondan sonra hakkımızda kısmı var orayı da yapalım küçüktür A ref eşittir hakkımızda nokta ASPX burayı da kapatalım şöyle şimdi şunu da keselim kestik hakkımızdan sağına yapıştırdık ve son olarak iletişim A ref eşittir İletişim nokta ASPX. Burayı da kapattık. Ondan sonra onu düzelteceğim bir saniye. Ctrl X şuraya yapıştırdım. Ctrl KD yapalım bu şekilde. Ctrl KD kodları düzenliyor. Bakın mesela şöyle tab tuşlarıyla ben boşluklar bırakıyorum. Sonra Ctrl KD yaptığım zaman kodları bu şekilde düzenliyor. Şimdi tümünü kaydettim. Bakın pardon sayfamı kaydettim şuradan. Bu şekilde linklerim de oluşmaya başladı. Şimdi Yandex'e geri döndüm. Sayfamı yeniliyorum. Yeniledim. Bakın linkler gelmiş oldu. Ana sayfa şu an seçili olduğu için burası şey geldi. Mor renkte geldi. Ondan sonra işte günün yemeği. Bakın şunların hepsini link vereceğiz. Mesela tıklanacağı zaman kırmızı oluyor ya bu şekilde. Tıkladığım zaman günün yemeğine gitti. Burası tarif öner. Zaten üstte yazıyor işte. Burası hakkımızda. Burası da iletişim. Biz üstüne geldiğim zaman sol alt köşede. Bakın şurada. Üstüne geldiğim zaman ne yapıyor? Yönlendireceği sayfayı da bize oluşturmuş oluyor. Menülerin oluşturulması ve diğer sayfaların oluşturulması işlemi böyle. Bir sonraki derste önce bir CSS'imizi oluşturalım. Bu menüler için de CSS vereceğim. Yoksa buralar çok şey kalacak. Basit kalacak. Çünkü ben bunlara bir de arka plan rengi de oluşturmak istiyorum. Yani her bir tablonun da kendi içerisinde arka plan rengi olsun. Burada mesela şöyle ki sadece tabloyu seçip yapabilir miyiz? Mesela şöyle. Yani şu TR'yi seçebiliyor muyum? Buradan mesela işte background color'ı beyaz olsun. Hepsini seçti. Bir çalıştıralım şöyle. Yeniden çalıştırıyorum. Aslında bu da fena değil. Bu şekilde bir menüde diğer
kısımdan bağımsızdır da rengi de belki biraz da bir tık daha koyu yaparsak sanki daha iyi olacak. Bir de rengi değiştirip ondan sonra videoyu tamamlayacağım. Şöyle Kadet Blue falan kullansak nasıl durur? Şöyle Kadet Blue. Bir deneyelim bakalım. Şurada bir yerde Kadet Blue kullandık. Kadet Blue da daha iyi duracak gibi hissettim şu an. Jeterless'e 4 tane D'imiz var zaten. Şöyle yeniden çalıştıralım sayfamızı. Yeniliyorum. Ha, bu şekilde biraz daha şey durmaya başladı. Site gibi durmaya başladı. Neyse menülerde şu an sıkıntı var. Menüleri de düzelteceğim bir sonraki derste. Burada CSS kullanacağız. Şuralar falan da auto-size olacak. Yani almış olduğu içeriğe göre olacak. Yine bu üst kısma slider falan eklediğimizde orada da JavaScript falan kullanacağız. Onları kullandığımız zaman çok daha net bir şekilde oturacaktır. Bu derste böyle. Bir sonraki derste kaldığımız yerden devam edeceğiz. Onu UTF-8 olarak mı kaydettim? Neyse kaydettiğim şöyle. Bir sonraki derste kaldığımız yerden devam edeceğiz. İyi çalışmalar diliyorum. Örneği uygulamayı ihmal etmeyin. Kolay gelsin.